Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şeyda. Bugün sizlere bir koleksiyonumu göstermek istiyorum. Monster Eye bebek koleksiyonumu göstereceğim bugün sizlere. Şu an kendimi bir şey kanalları gibi hissediyorum. Hani böyle çocukların kanalları oluyor ya, böyle oyuncak açılım falan. O kanallar gibi hissetmeme sebep olan bir video. Ama bu videoyu çekmek istedim çünkü bunları mesela arkadaşlarıma falan da ben gösteriyorum. İşte yeni bebek aldım, gördün mü falan diye. Buradan da size böyle paylaşmak istedim. Ya bir de koleksiyona başlıyorum ve belki aranızda da Monster Eye'leri sevenler vardır. O yüzden bence konuyla ilgili olanlar için güzel bir video olabilir diye düşündüm. Şu anda da koleksiyonumda istediğim bebeklerin çoğunu bulabildim. O yüzden çekmenin zamanı diye düşündüm. Ben şunu söyleyeyim, 19,5 yaşındayım. 4 Temmuz'da 20 olacağım. Ama bence oyuncak koleksiyonu yapmanın ya da bir şey koleksiyonu yapmanın yaşı yoktur. Bu Monster Eye koleksiyonu nereden başladı falan derseniz, şöyle en başına dönelim hikayenin. Aslında bu Monster Eye bayağı eski bir seri. İşte filmleriyle, çizgi filmiyle, oyuncaklarıyla falan bayağı eski. Hatta 2017'de yeni bir filmi de çıktı. Bu Monster Eye'ler benim küçüklüğümde de vardı. Mesela ben küçükken işte Nickelodeon, Cartoon Network falan izliyordum. Orada bile reklamlarda çıkıyordu işte. Havalı acayipler, çok acayip arkadaşlar, Monster Eye Lisesi'ne hoş geldiniz falan diye çıkıyordu böyle. Ama o zamanlar bu bebekler gerçekten hiç yaygın değildi. Ve bulmak çok zordu. Aslında şu anda da çok zor. Anlatacağım zaten ne kadar zor zorlandığımı ararken. Çünkü bunlar mesela normal bir Barbie bebek gibi değil. Normal Barbie bebekleri de çok seviyordum ben eskiden. Ya bir şekilde hepsi aynı. Tamam, hepsi çok güzel, çok tatlılar. Hepsi işte mükemmel güzeller, prensesler. Ama bunlar mesela işte prenses de var bunların içinde ama Mısır prensesi falan ve mumya, biri işte vampir falan, değişik değişik şeyler. Ama dediğim gibi küçükken benim küçüklüğüme gelen dönemlerde, bunları görmeye başladığım dönemlerde bulmak çok daha zordu. Hatırlamıyorum, belki de bulduğum, istediğim ailem alamadı. Çünkü ne kadar olduğunu falan da hatırlamıyorum. Ama şu sıralar artık kendim alabiliyor seviyesine geldiğim için böyle içimde bir depreşme oldu ve dedim ki alayım. Çünkü içimde kalmasını istemedim ve her zaman çok sevdiğim bebekler olmuştu. Bu seriyi izleyen çocuk, genç, büyük, herkese vermek istenen mesaj aslında şu. Bunu zaten her seferinde, her filminde, her çizgi filminde üzerinden geçiyorlar. Farklılıklar güzeldir, farklı olmak güzeldir. Siz hepiniz bir renksiniz ve çok havalısınız. Zaten acayip havalı arkadaşlar diye bir şeyleri var. Yani acayip olmak da, farklı olmak da güzeldir demeye getiriyor bu seri aslında size. Yani bence verilmek istenen mesaj da çok güzel bu serinin. Ve bu mesajın hani sadece çocuklara verecek bir yanı yok. Herkes için bence çok güzel bir mesaj. Mesela Barbie'lerde de, yani şu an kıyaslama yapmak istemiyorum ama Barbie'ler her zaman çok güzeldir, her zaman mükemmeldir. Ki gerçi son zamanlarda işte değişik vücut formlarındaki Barbie'leri de çıkartmışlar. Ama yani ne bileyim işte, bunlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Gerçekten Monster Eye bulmak Türkiye'de inanılmaz zor. Ben bu Monster Eye'leri o kadar çok farklı yerden topladım ki her girdiğim AVM'de, her bulduğum böyle oyuncak mağazasında bir şeyde mutlaka bakıyorum. İşte karşıya geçiyorum mesela, karşıda bakıyorum. Bundan bir önceki vlogumda gördünüz hatta. Antalya'ya gittim, Antalya'dan aldım falan bir sürü. Şimdi anlatmaya başlayacağım. İlk aldığım bebekle başlamak istiyorum. Sizi böyle biraz daha yakın aldım. Benim ilk aldığım bebek, ilk seferde iki tane bebek almıştım. Bunları Antalya'dan aldım. Şurada görmüş olduğunuz bebek Draculaura. Burada görmüş olduğunuz bebek ise Twyla. Bu Draculaura, Dracula'nın kızı. Draculaura Monster High'ın, yani Monster Lisesi'nin, Canavarlar Lisesi'nin kurulumunda çok önemli bir karakter. Babası Dracula ile beraber, Profesör Dracula ile beraber kendi şatolarını okula çeviriyorlar. Şu an yine tam motorların yarış yapma saati. Her neyse. Ve oraya Monster High adını veriyorlar. Bu Draculaura aslında baş ekipten, yani en öne çıkan karakterlerden biri. Benim bu aldığım yeni serisinden bebeği bu şekilde. Çok seviyorum. Çok tatlı. Diğeri de Bahçe Acayipleri serisinden Twyla. Bu da bu şekilde bir bebek. Mesela bakın, bunların boy farkları falan da var. Mesela Twyla bundan kısa. Hatta şu ana kadar elindeki en kısa bebek bu. Bu biraz daha uzun. Bundan daha uzunlar falan da var. Hepsinin yaşları farklı. Hepsinin kendine özgü karakterleri var. Hepsinin kendine özgü böyle davranışları var. Bu çok süslü bir kız. Kesinlikle çok süslü bir kız. Bir sürü eşya biriktiren çok kokoş bir kız. Bu da yalnızlığı çok seven, kendi kendine takılmayı çok seven bir tipimiz. Bu bebeğin benim için önemi, bunu bana bir takipçim hediye etti. Kendisinin eski bebeğiymiş. Zaten eski seriden bir bebek. Bunun yeni halini size gösteririm. Bu benim için çok tatlı ve koleksiyonumdaki en özel parçalardan biri. Üçüncü bebeğim bu arada. Antalya'da bir izleyicim bana hediye etmişti. Çok teşekkür ediyorum ona buradan tekrar. Daha sonrasında bunu yeni aldım. Bu yine asıl ekipten.
Laguna bu eski serideki hali, çünkü yeni serideki halini bulamadım. Yani o kadar imkansız ki bulmak. Bir sürü işte bu bildiğimiz oyuncak mağazalarına gidiyorum. Mesela soruyorum, senizde şu var mı, şu var mı? Hiç olmuyor. Hatta girdiğim mağazada bir tane görevli bana işte koleksiyon yaptığımı öğrenince şunu sormuştu. Senin kaç tane elinde Monster High'ın oldu? İşte kaç çeşit, farklı çeşit? Ben de ona 11 tane demiştim. Bunu da alırsam 12 olacak falan demiştim. Orada öyle en arkalardan bir tane Chloe Denal almıştım elime. O da şey dedi bana, bizde bu kadar çeşit yok yalnız falan filan demişti. Ben de dedim ki inanın çok geziyorum ve çok uğraşıyorum. Bu benim için yani son bir aydır falan inanılmaz bir tutku oldu. Nerede görsem oyuncak mağazasına direkt giriyorum. Bunun karakter olarak özelliği çok böyle sportif, bayağı sportif bir kızımız. Bir deniz canlısı soyundan geliyor hatta. Bakın burada böyle şeyleri falan da var. Claudine Wolf'un yeni serideki hali, yenilenmiş hali. Bu da eski serideki hali. Bayağı bir değişmiş. Özellikle saç olarak bayağı bir değişik bir halde. Bu kızımız yine As ekipten, Acayipler ekibinden ve modacı. Çok böyle sen kıyafetini anlayabilirsiniz. İşte kılıcı olsun, sarı ayakkabıları olsun falan. Modacı bir kız. Kurt kadın zaten bu da. Kurda dönüşebiliyor. Bunun da özelliği, acayipliği buradan geliyor. Daha sonrasında benim favori karakterim. Kesinlikle benim favori karakterim. Bunu da bulmak için bayağı bir uğraştım. Chloe Denay. Ya bu benim en sevdiğim bebek. Çünkü karakter olarak da en sevdiğim bebek. Tam bir prenses. Mısır prensesi. Bir de bunun kardeşi de var ama kardeşi Türkiye'de sanırım yok. Kardeşiyle böyle bir kapışma içindeler. Çok sivri bir karakter. Gerçekten yani dediğimi yaptırırım karakteri. Mısırlı, Mısır prensesi ve gerçekten bu da çok havalı gördüğünüz gibi piramit çantasıyla. Tam bir böyle diva, tam bir star ve benim içlerinde en sevdiğim bebeklerden. Tam bir alışveriş bağımlısı bu arada. Daha sonra kurt kadınlarımızdan biri olan Sylvia Wolf. Bu elektrik serisinden, o yüzden saçları bu şekilde bayağı bir değişik ve bayağı bir havalı. Bu üzerinde görmüş olduğunuz kıyafeti Claudine Wolf tasarladı. Son filmde bunlar böyle bir güzellik salonu açtılar. Bunlar böyle insanlara gözükmüyorlar. Bayağı bir Monster High çıkmadan önce, yani Monster High Lisesi açılmadan önce seride bunlar bayağı işte gizli saklı yaşıyorlardı. İşte Dracula'yla o şatolarında yaşadı. Hiç arkadaşı falan olmadı. Sadece örümcekle arkadaşı vardı. İşte Chloe Denal piramidinde, tabutunda yaşadı bayağı bir süre. Daha sonrasında işte Dracula'yla ve Frankie'yi birazdan göstereceğim. Birleşip bu acayipleri buluyorlar. Acayipleri bulmalarına yardımcı olan şu şekilde bir de aletleri var. Acayip bulucu. Bunlara böyle ellerini koyuyorlar ve bulmak istedikleri acayibin adını söylüyorlar ve gidip onları tek tek bulup Monster'a çağırıyorlar. Bu şekilde acayipleri yalnızlıktan kurtarıyorlar. Çünkü insanlar arasında karışamıyor acayipler korktukları için. Aslında bu biraz baktığımızda hani şu an böyle efsaneler var işte, vampir efsaneleri, kurt adam efsaneleri. Onları bize şu şekilde anlatıyor. Onları da göndermeleri var. Biz aslında varız ve insanlar bizim hakkımızda işte efsaneler uyduruyor ve bizden korkuyorlar ve bu yüzden biz insanların arasına çıkamıyoruz. Bunların hani saklanma olayları da bu. Bu bebek de benim en favori bebeklerimden. Tam böyle etnik kabileden gelen bir bebek. Bu bebeğin adı Jane. Bu yine yan karakterlerden. Yani şöyle, aslında bu filmde çok böyle yan karakter, ana karakter yok ama birazdan gösteririm size. Bütün bebekler bitsin. Belli bir ekip var. Daha çok onlar ön plana atılıyor ama yani her bebeğe de yer veriliyor ve inanılmaz çok bebek var. Yani yüzü aşkın sanırım karakter vardır. Ki ben sadece şu an dişileri topluyorum. Yani bunların erkek acayipleri var. Diğer canavar acayipleri var ama dediğim gibi bulmak çok imkansız. Bu da bu şekilde gerçekten bayağı havalı. Saçlarına bayıldım bunun. Şu an burada biraz mor gözüküyor ama benim böyle eski saçımın maviliğinde bir mavi. Bu şekilde. Ve yine çok havalı bir karakter olan Venus. Bu gördüğünüz üzere bitkilerle alakalı bir acayip. Aşırı havalı. Bakın saçının yarısı yok falan, böyle iki renkli saçı var. Gerçekten bayağı tatlı bir karakter. Bu ne yapmayı seviyordu? Gotik rock yapmayı seven bir karakter. En son filmde bunlar hatta bir böyle müzik grubu falan kurdular. Bu şekilde bacaklarında böyle ince ince sarmaşık desenleri var. Saçı bayağı bir uzun ve çok güzel bir tarzı var bence. Benim favori kızlarımdan biri kesinlikle. Daha sonra elimde Catherine var. Gördüğünüz gibi kuyruğu var ve kedi burnu var. Bunların yani
soyları mı diyeyim yoksa geldikleri yer mi diyeyim, kedilere dayanıyor. Daha çok kedimsi olan karakterler de var. Umarım onları da bulabilirim. Bu şekilde beyaz tenli böyle çantası var gördüğünüz gibi. Bu arada bunların tırnakları falan da uzun. Gözüküyor mu bilmiyorum ama diğer bebeklerde sanırım daha ön planda gösteririm. Veya böyle uzun tırnaklılar diyorum yani. Bayağı kendime benzetiyorum bunları. Hepsine böyle büyük kirpikleri, eyelinerları, renkli saçları... Çantası düştü. Daha sonra ekibin en önde gelen isimlerinden biri Frankie, Dracula ve Frankie. Çünkü acayipleri bulmaya başlıyorlar. Bu şekilde trafo şeklinde bir çantası var. İşte şimşekler falan var üzerinde. Frankie'nin acayip güçleri ise çok zeki olması ve elektrikten çok iyi anlaması. Ki kendi de görmüş olduğunuz üzere elektrikle bayağı alakalı. Daha sonrasında Frankie'nin yeni serisinden bebeğini de buldum. Bu normal Frankie, bu da elektrik saçlı Frankie. Bu yeni seriden. Son filmde bu şekilde yer aldı Frankie. Yine işte elektrikten saçları kabarık ve üzerindeki elbiseyi yine Claudine tasarladı. Bunu da çok aradım. İnternette yok. Yani internette Monster High'ların hepsi tükenmiş bir şekilde. Yani bu kadar çok gidiyorsa neden daha fazla getirilmiyor ve daha fazla çeşit getirilmiyor? Hiçbir fikrim yok ama deli gibi bitiyor bebek. Buna girdiğim mağazada zaten son kalmıştı, öyle buldum. Bunun özelliği şu. Ben galiba bağımlı oldum bunlara. Bu böyle pilli çalışıyor. Bunun için elektrik aksamı var. Bitince değiştiririm. Böyle, bu da yeni seriden Frankie. Daha sonrasında yatağıyla beraber gelen bir Abby var. Yatağını ayrıyeten göstereceğim. İlk önce Abby'yi göstereceğim size. Abby buzlar ülkesinden gelen bir acayibimiz. Gördüğünüz gibi soğuk mavi bir teni, bembeyaz saçları var. Kristallen ayakkabıları var. Ve ben Abby'nin yatağını da bulabildim. Bunu ben bulabileceğimi asla ve asla tahmin etmiyordum. Şu şekilde Abby'nin bir yatak seti var. Yine böyle buzdan, görmüş olduğunuz gibi buradaki kuru kafa detayı. Yani o kadar tatlı ki, o kadar hoşuma gidiyor ki böyle tatlı gotiklikler. Böyle bir tane yastığı var. Örtüsü de bu şekilde. Kendisi sığmıyor ona. O yüzden ben bu şekilde koyuyorum. Üstünü de örtüyorum. Ve yatak setinin yanında şu şekilde eşyalar da var. Bunu yatağa tutturabiliyorsunuz. Bu televizyon. Gördüğünüz gibi yine buzla kaplanmış bir şekilde. Daha sonrasında onun bir evcil hayvanı var. Ama ben Türkiye'de hiçbir yerde rastlamadım. Bu setin içinden de çıkmadı maalesef. Onun bu şekilde yatağı var. Şu şekilde minicik, ufacık, üzerinde isminin yazılı olduğu bir Monster High Lisesi kitabı var. Yine böyle üstü buzlarla kaplı bir saati var. Şunun tatlılığına ve minyatürlüğüne bakar mısınız? Bir milkshake'i var. Buzlu şeyleri çok seviyor çünkü. Ve bu da sanırım abajuru. Yani yanılmıyorsam abajuru. Ve son olarak da elimde acayip bulucu var. Bunu da bana arkadaşım Gülen'e hediye etti. Yediği bir çocuk menüsünden almış bu acayip bulucuyu. İçinde şu şekilde Claudine Wolf'un resmi, ayna ve bir yine acayip buluculu tarağı var. Ve son olarak da size filmdeki asıl ekibi göstereceğim. Laguna'yı da, son olarak Laguna'yı da bulmamla bu ekip tamamlandı. Şu şekilde 5 kızdan oluşuyor. Dracula, Laguna, Claudine Wolf, Claude, Nile ve Frankie. Bunlar bizim asıl kızlarımız. Ve genellikle olaylar bunların etrafından dönüyor. Tabii buradaki karakterler de dahil oluyor bu olaylara. Genel olarak da acayipleri gidip bu kızlarımız buluyor. Ve benim elimdeki Monster High koleksiyonum şimdilik bu kadar. Şimdilik diyorum çünkü yeni karakterler, farklı şeyler buldukça almaya devam edeceğim sanırım. Hele bir de yurt dışına çıkarsam sanırım yani çıldırırım ben. Çünkü aradığım özel karakterler, özellikle gerçekten inanılmaz havalı olan karakterler burada yok. Ama ben burada Türkiye'de bulabildiğim çoğu karakteri buldum. Bu da benim bir takıntım. Çok hoşuma gidiyor. Yani eskilerden, çocukluktan gelen bir takıntı. Ama yani yapmasam olmazdı. Kesinlikle yapmasam olmazdı. Hani diyebilirsiniz hani boşuna vakit kaybı, boşuna para kaybı. Ama inanılmaz mutlu oluyorum yani. Tam yatağımın karşısında duruyorlar. Ve ben böyle onlara bakınca, işte düzeltince falan... Çok mutlu oluyorum. Yani tabii oynuyor muyum, oynamıyorum. Bu şekilde duruyorlar mı? Duruyorlar. Ama bu beni mutlu etmeye inanılmaz derecede yetiyor. Amacım bu koleksiyonu daha fazla büyütmek. Daha fazla büyütmek. Yani hayatım boyunca sanırım bu koleksiyonu yapabilirim. Yüksek ihtimalle çocuklarıma falan göstereceğim bu koleksiyonu. Çünkü dağıtmayı asla düşünmüyorum.
Asla. Kimse dokunamaz koleksiyonuma. Kimse. Yani yanlışlıkla eve bir misafir çocuğu falan filan gelir. Falan asla dokundurmam. Asla dokundurmam. Allah'tan öyle evimde çok misafir çocuğu gelip gitmiyor ama bunlar benim için gerçekten yani bayağı bir kıymetli. Yaşım 19 olabilir ama dokundurmam yani. Asla. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aranızda Monster High koleksiyonunu yapan var mı? En çok hangi karakteri seviyorsunuz? Monster High'leri seviyor musunuz? Beğendiniz mi? Sizce gerçekten çok havalı ve acayipler mi? Aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Benim en sevdiğim havalı acayip Chloe Denay. Sizinki de çok merak ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.